Evet arkadaşlar, iş güç enerji soru çözümlerinin 3. videosunda beraberiz. İki tane cismimiz var. İkisi de farklı hızlarda hareket ediyorlar. Birinci 2V hızıyla, ikinci de V hızıyla hareket ediyorlar. Ters yönde F kuvveti uygulanmakta. Hemen ivmelerinin ne olduğunu bulalım. İvmeleri birincinin A1 eşittir. Ne diyeceğim? F bölü M diyorum. İkinciye A2 diyorum. F bölü 2M diyorum. F bölü M'e ben A dersem gene buna da A diyorum tabii ki. O zaman buna çıkacak? A bölü 2 çıkacak. Şimdi zamansız hız formülü biliyoruz arkadaşlar. Neydi? V sonun karesi eşittir V ilkin karesi artı eksi 2 AX diyorum. Genel formülümüz buydu. Şimdi bizim kütlemiz durduğuna göre, yani bir müddet sonra gidecek duracak olduğuna göre, o zaman burayı biz negatif almak durumdayız. Yani burası negatif olarak alınacak. O halde son hızlarına 0 olduğuna göre her ikisine de 0 diyebilirim. Son hızlarına. İlk hızlarına ne diyebilirim? 2V'nin karesi olacak. Birincinin 4V kare olacak. İkincinin ilk hızı nedir? V ise V kare yazacağım ben buraya. Çünkü karelerini aldım. Her ikisine de eksi işaretini koyuyorum. Birinciye 2 çarpı A çarpı X1 diyorum. İkinciye 2 çarpı A bölü 2 çarpı X2 diyorum. Karşı tarafa geçirdiğim zaman ne olacak? 2AX1 eşittir 4V kare olacak. Bunlar birbirini götürüyor tabii ki. Burada V kare kalacak. Karşı tarafta ne var arkadaşlar? AX2 olacak. Bunları taraf tarafa böldüğüm zaman V kareler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. O halde ne çıkacak? X1 bölü X2 buradan 4 bölü 2'den 2 çıkacak. Yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, ikinci sorudayız. Net kuvvet konum grafiği var arkadaşlar. Kinetik enerjisi başlangıçta 0. metrede 48 Joule'muş. 2 kilogram kütleli cisme etki etmiş net kuvvet. Zamana göre grafiği görüyorsunuz. 10. metredeki hızı sorulmakta. Net kuvvet konum grafiğinde grafiğin üst tarafındakini artı, alt tarafındaki eksi olarak değerlendirdiğimizde bu tarafla bu taraf birbirini götürmektedir. Bu tarafla da bu taraf birbirini götürmektedir. O zaman sadece bu alan bizim enerjimizi değiştiren alandır. Buranın boyu 2 metre. Burası da 6 olduğuna göre o zaman 2 çarpı 6'dan 12 jül olarak bulunur. Bu 12 jülü biz negatif olarak değerlendirmemiz gerekir. Sonuçta 48 jülümüz vardı. 48 jül eksi 12 jül daha 36 jüllük enerjimiz var. Bu 36 jüllük enerjiyle biz ne yapabiliriz'e bakacağız. 36'yı 1 bölü 2 m v kareye eşitleyeceğiz arkadaşlar. Kilogram 2 idi burası. 2 kilogram denirse o zaman 36 eşittir v kareden v eşittir 6 metre bölü saniye çıkar. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Başlangıçtaki kinetik enerjimiz 48 jül. Net kuvvet konum grafiğinden biz neyi bulduk? Ne kadarlık bir enerji değiştiğini bulduk. Eksi 12 jüllük bir enerji değişmiş. Yani enerjimiz 48'den 36'ya düşmüş. 36 jüllük enerji bize ne kadarlık bir hareket sağlayacak? Bunu da kinetik enerjiye eşitlersek oradan V eşittir 6 metre bölü saniye çıkmaktadır. Yanıtımız E seçeneğidir. Evet, bu soruda hız zaman grafiği verilmiş. 0 T arasında W1, T 2 T arasında W2 olduğuna göre W1 ile W2 arasındaki oran sorulmakta. Arkadaşlar şu formülü unutmayalım. Net iş neydi? Delta EK'ydı. Hemen yazmaya başlayalım. W1'i ne olarak yazacağım? Delta EK. Yani burada hızı 0. Burada hızı V. O zaman ne yazacağım ben? 1 bölü 2 M V kareden eksi 1 bölü 2 M 0'ın karesini çıkartacağım. Tabii ki burada W1 ne çıktı karşıma? 1 bölü 2 M V kare çıktı. Şimdi W2'yi bulalım. W2'de son kinetik enerji ile ilk kinetik enerji arasındaki farka bakıyorum. 1 bölü 2 M 3V'nin karesi.
eksi 1 bölü 2 m v kareye bakacağım. Buradan w2 ne çıkar? 1 bölü 2 m 9 v kare eksi 1 bölü 2 m v kareden buradan v2 eşittir 1 bölü 2 m 8 v kare çıkmaktadır. Dolayısıyla w1 ile w2'nin oranı 1 bölü 2 m'ler yukarıda v kare var. Aşağıda da 1 bölü 2 m 8 v kare var. 1 bölü 2'ler m'ler v kareler birbirini götürdüğü zaman 1 bölü 8 çıkmakta. Yanıtımız B seçeneğidir. Burada dikkat edilmesi gereken hız zaman grafiği verilmiş. W1 ile W2 oranı sorulmakta. Bu formülü sakın unutmayın. Yani net iş delta EK'ya eşittir arkadaşlar. Son kinetik enerji ile ilk kinetik enerji arasındaki farktır bu. Bunu unutmayın. Buraya yazıyorum. Unutmayın. Dördüncü sorudayız. Sürtünmeli yatay yollar var. K ve M noktalarında hız V ve 2V'ymiş. F ve 2F kuvvetleriyle L ve N noktalarına kadar çekilmekte arkadaşlar. Yargıların doğru olup olmadığı sorulmakta. Birden itibaren başlayalım. A cisminin aldığı yol eğer sabitse ki sabit olduğu söyleniyor. Buna KL yolu diyelim. KL yolu eşittir. V çarpı 2T sürecekmiş yolculuk. MN'yi de bulalım hemen. MN eşittir. Nedir? Onun hızı da 2V. Onun yolculuğu da T kadar sürecekmiş. Dolayısıyla bunların her ikisine de X diyebiliriz. Yollar eşitmiş. Peki F1'in yaptığı iş F2'nden büyüktür deniyor. Hemen buna bakalım. 2 numaralı yargıya W1. Ötekisine de W2 diyelim. Kuvvetler nedir? Birinde F, birinde 2F. Yollarda X'ti. Dolayısıyla ne çıktı arkadaşlar? Fx çıkarken bir tanesi, ötekisi 2fx çıktı. F1 F2'den büyük mü? Hayır, büyük değil. Dolayısıyla doğru değil. 2 yanlış. 3'e bakalım. 3'te nedir? Güç büyüktür deniyor. P1 P2'den büyük mü? Hemen onu yazalım. Fx buna 2fx fx diyorum. Yukarıya. Buna da 2fx diyorum. Neye böleceğim bunu? Güç nedir? İşin zamana bölümüdür. Dolayısıyla burada 2T'ye bölerken burada da T'ye böleceğim. Fx bölü T'ye P dersen bir tanesi P bölü 2 çıkmakta. Ötekisi de 2P çıkmakta. P bölü 2 2P. Yani F1'in gücü, F1 kuvvetinin gücü F2'nden küçüktür. Evet küçük çıktı. Gördünüz P bölü 2 çıktı. 2P'den küçüktür. Bu da doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Yatay düzlemde K noktasından L noktasına kadar F kuvveti uygulanıyor. Yani ona bir kinetik enerji kazandırılıyor. Kazandırılan kinetik enerjiyi hemen yazalım arkadaşlar. W eşittir F çarpı X kadar bir iş yapılıyor. Bu sonra ne yapmış? Kuvvet uygulanılması bırakıldıktan sonra L noktasından itibaren gitmiş bir noktada durmuş. Yani bu noktada durmuş. Buradan buraya kadarki geçen yol sorulmakta. Yani F çarpı X neye dönüşmüş olacak arkadaşlar? Dolayısıyla bir müddet gidecek gittikten sonra duracak. O zaman F çarpı X'i ben şuna eşitleyeceğim. F kendi ağırlığı var. Yani M ise MG'si var aşağıya doğru. Bir MG basmakta. Tabi hangi noktadan itibaren basacak? Bu noktadan itibaren basacak çünkü burada sürtünme yok buralarda. Sadece buradan itibaren. Kendisi MG bir de yukarıdan F kuvveti etki edilmekte. O zaman 2F ne kadarlık yol boyunca etki edecek? X üstü kadar yol boyunca etki edecek. Bir de sürtünme katsayımız var tabii ki. O zaman F çarpı X eşittir 2F çarpı X üstü çarpı 1 bölü 4'tür arkadaşlar. O da 0,25 olduğuna göre. F'ler birbirini götürmekte. X eşittir. 4X eşittir. 2X üstü çıkmakta. X üstü eşittir. 2X. Dolayısıyla burasını 2X olarak bulduk. Ne kadar zaman sonra yol sonra duracaktır? X artı 2X. Sonuçta 3X kadar sonra duracaktır arkadaşlar. Yani buradan X gitti. Sonra bir de 2x daha gitti. Toplam 3x etmekte. Yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 6. sorudayız. 2 tane cisimim var. 2m ve m kütleli. Aynı anda aynı yüksekliklerden serbest bırakılıyormuş. Ben burada kolaylık olması adına buraya 5 metre diyorum. Sinüs 30'dan burası 10 metre olur. Arkadaşlar. Şimdi k cismi için yere düşüş zamanını hesaplayalım. Yani 5 eşittir 1 bölü 2 gt kareden t eşittir 1 saniye çıkar. Peki ikinci L cismi için yere düşüş zamanını hesaplayalım. Buradaki hareketi esnasında yer çekimi ivmesi bu sefer 10 olarak alamayız. Burada G bölü 2 olarak alırız. Hareket denklemimizi o zaman ne olarak yazacağız? Şöyle yazacağız arkadaşlar. X eşittir 1 bölü 2 AT kare. Yani X eşittir 1 bölü 2 A yerine artık G bölü 2 yazmak durumundayım. Buraya da 1'in karesi yazıyorum. X eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 bölü 2 çarpı 1'den x eşittir 2,5 metre çıkmakta arkadaşlar. Yani 2,5 metre gittikten sonra ki potansiyel enerjisi sorulmakta. Toplam yolun 4'te 1'i etmekte arkadaşlar. Burası 1 bölü 4. Burası 3 bölü 4 h'tır arkadaşlar. O halde bu noktada, daha doğrusu buradaki m kütleli cisim yere göre nedir? Nasıl bir potansiyeli vardır? 3 bölü 4 h varsa o zaman ep eşittir m çarpı nedir? G çarpı 3 h bölü 4'tür arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır. 7. sorudayız arkadaşlar. Bir şeklimiz var. K noktasından bırakılan cisim yörüngeyi izleyerek bu noktada yere çarpıyor. Şimdi yargıların doğru olup olmadığını teker teker inceleyelim. KL yolu sürtünmelidir deniyor. Sürtünmelidir veya değildir onu tam olarak bilemeyiz. İrdeleyelim resmimizi. Burada bir kinetik enerjisi de vardır cismimizin. Sonuçta kinetik enerjisi olduğu için aynı yüksekliğe tabii ki çıkamayacaktır. Ancak bu sürtünmelidir veya sürtünmesizdir sonucuna ulaşamayız. Kesinlikle doğru değildir. Sürtünmeli de olabilir, sürtünmesiz de olabilir. Dolayısıyla bunu elimine ediyoruz. Cismin K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi M noktasından büyüktür deniyor. Potansiyel neyle alakalıdır arkadaşlar? Tamamen yükseklikle alakalıdır. K noktası M noktasından daha büyük olduğu için, daha yüksek bir nokta olduğu için kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Dolayısıyla 2 numaralı yargı bizim için doğrudur. Cismin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi K noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir. Eğer sürtünme olmasaydı bu eşitlik söz konusu olacaktı. Ancak sürtünmeli ise eşitlik olamaz. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur diyemeyiz arkadaşlar. Sadece 2 numara bizim için kesinlikle doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. 8. sorudayız. Bir makara sistemimiz var. Biri sabit. Diğer hareketli iki makaradan oluşuyor. Sürtünmeler önemsenmiyormuş ve sistem serbest bırakılıyormuş. K ve L cisimleri özdeş olduğuna göre buna M diyorum. Buna da M diyorum. L, H bölü 2 kadar yol aldığında yani L aşağıya gidecektir. Çünkü bu M olduğu için aşağıya doğru hareket edecektir. Bunun hızı V olacaktır. Bunun hızı da V bölü 2 olacaktır arkadaşlar. K'nın kinetik enerjisi L'ninkinden büyük olamaz. Çünkü kütleler eşit ancak hızlar farklı olduğu için bu yanlıştır arkadaşlar. L'nin yere göre potansiyel enerjisi K'ninkinden küçüktür. L aşağıya doğru hareket edeceği için yarı yola gelmiştir. Şu noktadadır. Dolayısıyla aşağıya doğru inmiştir. K da yukarı doğru çıkmıştır. Yani K'nın potansiyeli L'ye göre ne olmuştur arkadaşlar? Artmıştır. Dolayısıyla küçük olması doğrudur. Yani L'nin potansiyeli K'ninkinden küçüktür arkadaşlar. Bu doğrudur. Sistemin toplam enerjisi değişmeyecektir. Çünkü sürtünmeler önemsizdir. Dolayısıyla enerji de korunacaktır arkadaşlar. Yanıtımız E seçeneğidir. 6. sorudayız arkadaşlar. Ağırlığı önemsenmeyen bir çubuk varmış. Ben buraya hemen sembolize etmek için bunu çizeyim. Şurasına O noktası etrafında neler var? Burada M var. Burada L var. Şurası O noktası. Burada da K var. K, L, bir de M arkadaşlar. Şimdi yatay
Çubuk yatay konumda bu şekilde. Bunların uzunlukları tabii ki L, L ve L. Dikey konuma geldiği zaman şöyle olacak arkadaşlar. Dikey konumu yazıyorum. Şurada gene K var. Burada L var. Burada da M var arkadaşlar. Şimdi burası L. Burası da ne olacak arkadaşlar? Sonuçta 3L olacak. Son potansiyelini yazalım. EP2. Yani buna EP2 diyorum. Eşit yarıçaplı ve eşit kütleli. Bu da MS. O zaman en alt noktaya göre EP2'yi yazarsak 3MGL yazıyorum. L'yi yazdığım zaman MGL yazıyorum. Sonuçta 4MGL etti. Peki ilk durumdaki potansiyel nedir arkadaşlar? İlk durumdaki potansiyel, bunu zemin noktası olarak düşünürsek, buradan buraya olan mesafe 2L olduğu için dönecek, şuraya gelecek bu cisim, bu çubuk. Her birinin en alt noktaya olan uzaklıkları 2L'dir. Yani bununki 2MGL'dir. Bununki de 2MGL'dir. Bununki de 2MGL'dir. O zaman başlangıç 6MGL, son 4MGL, aralarındaki fark 2MGL'lik bir ne oldu arkadaşlar? Potansiyel farkı oldu. Bu kinetik enerjiye dönüştü. Yani 2MGL kinetik enerjiye dönüşmüştür arkadaşlar. Peki K cismi en alt noktaya geldiğinde, yani buraya geldiğinde, buradan buraya kadar geldiğinde ne kadarlık enerji kaybedecektir, potansiyel kaybedecektir? Ne sorulmaktadır? Çubuk yatay konumdan düşey konuma gelinceye kadar K noktasındaki cismin kaybettiği potansiyel enerji kaç E olur? Burada en alt noktaya göre ne vardı? 2MGL'lik, yani MG çarpı 2L, yani 2MGL. Dolayısıyla EK kadar, yani E kadarlık bir enerji kaybetmiş durumda. Çünkü başlangıçtaki potansiyeli, yani bunlarla bunların arasındaki fark nedir arkadaşlar? 2MGL'dir. Sonuç olarak gene K'da 2MGL kaybetmiştir. Yani E kadarlık enerji kaybetmiştir. Yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. 10. sorudayız arkadaşlar. Kesiti verilen bir yatay yol varmış. Sadece KO bölümü sürtünmeli. Yani buradaki taralı alan sürtünmeli. X kadar sıkıştırılan diğer bölümler sürtünmesiz. X kadar sıkıştıran yayın önüne bir cisim konuyormuş. Ve yay serbest bırakıldıktan sonra D kadar yol alıp duruyormuş. D yolun daha büyük olabilmesi için hangilerinin arttırılması gerekmektedir? Potansiyel ne kadar artarsa arkadaşlar, hemen yazalım potansiyel formülümüzü. 1 bölü 2 kx kare. Denge noktasındaki nedir arkadaşlar? Buradaki kinetik enerji büyüyecektir. Yani burada o zaman k'nın artması bizim o noktasındaki kinetik enerjimizi arttıracaktır. Nedir? X'in sıkışma miktarını arttırması gene potansiyelimizi arttıracağı için bu noktadaki kinetik enerjimizi arttıracaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman yay sabiti dedik. Yayın sıkışma miktarı dedik. Sonuç olarak niceliklerinden K'yı ve X'in artması nedir? D'nin daha büyük olması için gerek şarttır arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneğidir. Evet, 11. sorudayız arkadaşlar. Bir yayımız var. 3x kadar sıkıştırılıp önüne bir cisim konuluyormuş. Sonra yay serbest bırakıldıktan sonra L ve M noktalarından geçerken ki kinetik enerjilerinin oranları nedir soruluyor. Arkadaşlar şöyle bilmenizi istiyorum. Eğer yayı x kadar sıkıştırırsak E potansiyeline sahip olur. Yay 2x kadar sıkıştırılırsa 2E kadar 4E kadarlık potansiyele sahip olur. 3x kadarlık bir sıkışma meydana gelirse 9E'lik potansiyele sahip olur. Yani ben buraya potansiyelleri yazıyorum. Burada 9E'lik potansiyeli vardır. Burada 4E'lik potansiyeli vardır. Burada E'lik potansiyeli vardır. Arkadaşlar yay geri dönerken buradaki tabii ki kinetik enerjisi sıfırdır. Burada 4E'lik eğer potansiyeli varsa geri dönerken de 5E'lik burada kinetiği vardır. Yine geri dönerken 8E'lik de burada kinetiği vardır. Buradaki kinetik enerjisi de
arkadaşlar 9E'dir. Yani burada potansiyeli 0 olduğu için buradaki de kinetiği 0'dır. Yani E 4E 9E, burada da 0, 5E, 8E, 9E şeklinde gitmektedir. Yani buraya doğru giderken yay, şöyle diyelim, buraya doğru giderken potansiyel EP'si artar. Buraya doğru giderken de EK'si artar arkadaşlar. Yani sıkıştırdıkça yayımızın potansiyeli artar. Buna mukabil olarak geri gelirken, bu noktaya, denge konumuna gelirken buradaki potansiyelin tamamı bu noktada bulunacaktır arkadaşlar. Yani 9E buradaki kinetik, buradaki potansiyele sahip olacaktır. Aynı miktarda potansiyel enerjisi burada da kinetik enerjiye dönüşmüş olacaktır. Bize L ve M noktalarındaki oran sorulmakta. Yani 5E ile 8E arasındaki oran nedir? 5E bölü 8E'den sonuç olarak 5 bölü 8'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet, 12. ve son soru arkadaşlar. P ağırlıklı bir cisim varmış burada. Hemen bunun ağırlığına da P diyelim. Makaramızın ağırlığı da P'ymiş. Arkadaşlar burası P ise sonuç olarak aynı ipte aynı gerilme olduğu için burası da P olacaktır. Peki bu P, bu da P ise burası da arkadaşlar 3P olacaktır. Burası da aynı ipte aynı gerilme felsefesinden yararlanarak, daha doğrusu bilgisinden yararlanarak buranın da 3P olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu durumda K ve L yaylarına depolanan potansiyel enerjiler EK ve EL'ymiş. Bunların oranları sorulmakta. L yayını geren nedir? P'dir. Yani P L yayını germektedir. Peki K yayını geren nedir arkadaşlar? 3P'dir. Bu da K yayını germektedir. Peki potansiyeli yazalım. E K için yazalım. EK için yazarsak bu ne kadarlık bir gerilme meydana getirecektir? 3B, 3X'lik bir gerilme meydana getirecektir. Hemen 1 bölü 2 K ne diyorum? 3X'in karesi diyorum arkadaşlar. EL'yi de hemen yazacağım. EL'de gerilme miktarı P ise bu da X'tir arkadaşlar. Onu da yazalım. 1 bölü 2 K burada da X'in karesidir. Taraf tarafa oranladığım zaman bunları 1 bölü 2'ler, k'lar sadeleşti. Burada 9x ile x kaldı. 3x'in karesi 9x kare. X'in karesi de x kare, dolayısıyla bunlar da sadeleştiği zaman 9 cevabına ulaşırız. Yanıtımız A seçeneğidir. Tekrar ediyorum. Cisim P ise buradaki de makaramızın ağırlığı da kütlesi de P'ymiş. Burası da P olacağı için o zaman burası T'si, yani gerilme 3P'dir. Aynı ipte aynı gerilme vardır. Burası da 3P'dir. K yayını 3P gererken L yayını sadece tek P germektedir. Bunların oranı da 9 çıkacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yanıtımız A seçeneğidir.